Eyvah Eyvah Gayrimenkul For Example'ı sunar. Ya bizde küfür nasıl biliyorum, bir olayı anlatırken onun küfürünü aktarıyoruz. Sonra diyorlar ki küfür etti. Artık küfür gibi bir memlekette yaşadığımız için eskiden sorun oluyordu. Şimdi sorun olmaz. Rahat ol yani. Ünlü olduğunu ne zaman anladın? Gazeteli bulmacasına çıkınca. Ayakta. Hani insanın kafası daha çok çalışır ya. Ayakta mı? Benim bütün fikirlerim sıçarken geliyor aklıma ya, otururken. Shakespeare mi böyle konuşuyor? Sana vurgun, sana yani. Yazı, uzun ilişkiler adamı mısın? Magazinlerin de bildiği üzere. Akon'dan Right Now Na 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 diye bir şarkısı var, onu söyleyeceğim. Dispense all love that I have in senior the flame. Dur, ne dedi? Bir sıkıntım var. İsmim Süleyman Bayram. İsmi tamam. Tamam, sen gidiyorsun. Sen de git üstüne bir şeyler giy. Arkadaşlar, zaman zaman ben İngilizce bilmiyormuşum. Hatta zaman zaman ben Türkçe de bilmiyormuşum dedirten For Example'a hoş geldiniz. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok özel bir konuğum var. Çok tatlı, sırım gibi delikanlı Oğuzhan Uğur'u davet ediyorum. Çok tatlı ya. Sevdi beni ya. Bir dakika. Sen kaslı mısın ya? Yok, şişmanım biraz. Oğuzhan Uğur'u şişman bulan var mı? Yok, kaslı gören var mı şu an? Çok adisin. Hiç alakası yok. Bu normal halin mi? Normal bu. Bu kadar yani. Bana bir 100 metre ileride desene. 100 metre... Ha şunu mu yapayım? Evet. Yok be abi, baksana lömbür lömbürüm. Kendin normal seksle olan şey mi? Hayır. Tam tersi. Bu zihinsel yapılanma. Ya. Kamera çıkma lan. Daha ay, neler yapacağım sana? Zihinsel yolculuklara çıkaracağım seni. Hiç terapiye gittin mi? Gittim. Neydi derdin? Bilmiyorum. Biz niye sürekli böyleyiz? Abi şöyle. Önce oturmuyor muyuz? Dediler ki böyle ayakta. Hani insanın kafası daha çok çalışır ya. Ayakta mı? Benim bütün fikirlerim sıçarken geliyor aklıma ya, otururken. Onu söyleyeyim. Ben konuşurken yapıyorum. Bazen şey diyorlar, İngilizce pratik nasıl yapmalıyım? Eğer bir refleksi geliştirmek istiyorsan başka bir refleksle beraber yap. Bisiklet sürerken İngilizce konuş. Ya salata yaparken İngilizce konuş. Veya dirty talk dediğimiz refleksler bulaşıcıdır. O refleks öbür refleksi geliştirecektir. Vay be. Konumuz neydi? Niye ayaktaydık? Oğuzhan Uğur'u alkışlarla oturtuyorum. Oturun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Star olduğu için her şeyini alkışlarla yapmak zorundayız. Öyle bir sözleşmeyle geldi. Ne güzel ya. Çok da büyük telaşları vardı yukarıda. Gördüm ve çok özendim biliyor musun? Bak 5 senedir talk show yapıyorum. Henüz sizin yukarıda yaşadığınız diyaloglar gibi hiçbir diyalog yaşamadık ekibimle. Saçlarını birisi düzeltiyor, birisi kıyafetini toparlıyor, birisi arka tarafını ütülüyor, birisi böyle ayakkabılarını siliyor, bir şeyler oluyor falan filan. Herkes hazır mı, her şey hazır mı? Bizim mikrofonu falan şeyde takıyorlar biliyor musun? Yayında takıyorlar. Yemin ediyorum öyle oturuyoruz. Ekibin tamamı böyle trap şarkılarla arkada kopuyor falan. Ben geldim mi, yayın başladı mı? En son bayağı bildiğin camdan bağıran anneanne gibi çağırıyorum çocukları sete. Ama sizde inanılmaz profesyonel bir hava var. Çok etkilendim ve bunu biz de yapmak istiyoruz. Benim ekip nerede? Bir kısmı. Senin ekip PlayStation orada. Oynuyor orada. Duydunuz mu lan? Bunu istiyorum ben. Evet. Bak montajları bile başkası yapıyormuş. Bizim programların montajını dahi seni ben yapıyorum. Seni aşırı ya. Yoruyorlar ama ya. Çok yoruyorlar. Sen hakikaten. Sunuyorsun, montajını yapıyorsun. Evet. Evet. Bazen soruyorlar İngilizce küfür biliyor musun? İngilizce de bilmiyorum. Türkçe de işte bu sizin sayenizde öğreniyorum yani biraz geldikçe öyle böyle mi? Konuklar. Hiç küfür olmuyor mu programda? Ya bizde küfür nasıl biliyorum? Bir olayı anlatırken onun küfürünü aktarıyoruz. Sonra diyorlar ki küfür etti. Ya ben etmedim. Biri küfür etti, ben de o küfür etti diye anlatıyorum. Artık küfür gibi bir memlekette yaşadığımız için eskiden sorun oluyordu. Şimdi sorun olmaz. Rahat ol yani. Bu memleket... Ne oldu ya şu an? Hadi. Şey, sabah programı gibi oldu. Ya şurada iki tane CHP'li var, kendini parçaladı. Ara ara. Evet. Şey... Çok acayip toplar bunlar, yapma bunları. Yok be. Ama ne kadar güzel program ya. Bak mesela geçen senin programını izleyip İngilizce ile ilgili bir şey daha öğrendim.
Neymiş? O sonra işte T, D'ye dönüşmüş evet. olan bir şey. Onu, aa, tabii tabii onu öğrendim. Sen de var ya, yani sırf paraya dönüşecek olan şeye dikkat edip programı izlemişsin. E tabii başka ne yapayım? Hani izliyorum bari oradan bize bir faydası olsun yani. Kesin. Şöyle benim sizleri izleme amacım tabii ki beğeniyorum, çok seviyorum sizleri ama. Sizleri dediği küçüklerden süzülüyor bizi. Sizleri. Hayır yeni, yeni diyelim daha mantıklı. Evet. Yani böyle ambalajınızdan çıkmamışsınız daha. Çünkü çok farklı işler yapıyorsunuz. Normalde bir anda kendini talk show mecrasına atıyorsun. Çok tehlikeli bir şey olduğunu görüyorsun. Ya çok biliyorsun. Zor diyorlar talk show için. Değil abi. Böyle ne kadar ünlü tanıyorsan çağırıyorsun. Ne yaptın, nasılsın falan diye yapıyorsun. Bitiyor konu normalde. Yapanların... Tabii düz bir talk showsa ama seninki düz değil mesela. Bir şeyler var içerisinde. Doğaçlama ya. Hep evet. şey dediler bize. Sakın doğaçlama yapma. Ajanstan insan getir. Onlara senaryo ver. Onu oynasınlar. Öyle yapıyorlar. Bak kaç tane talk show'a gittim program. Merhaba derken. Bir tane isim versene. Vermem. Benim isim vermem. Sen şimdi verirsin mesela. Abi. Ama ben artık vermem. Twitter'a düşüyor ondan sonra. Oğuzhan Uğur şöyle dedi şunun hakkında diyorlar. Hani onlar da magazin köşesini doldurmak için yapıyorlar ya bunu. Sen ver abi, ben de şurada durayım. Şunun önünde. Ya isim vermeyeyim. Zaten kaç tane adam var ki yapan. Hepsine ha, de tamam. konuk oldum öyle düşün. Merhaba diyecek onu kağıttan okuyan adam var. Çok ciddi söylüyorum. Yani delirdim artık. Çok kolay işleri. Geliyorlar böyle. Konuğumuz kim bu? Hangi albüm çıkmış? Şu şarkısı çıkmış. Ha 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 hi hi hi. Hadi konuşalım. Gitti bitti. Bu kadar. Çok kolay yaptıkları iş. Bu sektörde yani bu sen hangi sektördesin? YouTube'da mısın? Sen? Bilmiyorum ki. O kadar bilmiyorum ki yani. Yani sana mesela biri ne iş yapıyorsun dediğinde bir taksici ne diyorsun? Ben normalde aslında karikatüristim. Hep öyle dedim insanlara. Kolayına ama artık diyemiyorsun. Şu. Tanıyorlar çünkü. Bir de sormuyorlar artık. Çünkü çok farklı mecralarda, çok farklı programlar yaptığımız için taksici abi de çok enteresan karşılıyor beni. O mevzuları izliyormuş mesela. Bizim siyaset programımızı izliyormuş. Biniyorsun taksiye, diyor ki bu diyor taksi odaları şikayet edeceğiz onları bilmem ne şundan bahsediyor. Dışarıda genç bir çocukla karşılaşıyoruz. Programa şunu konuk al diyor. Yani çok farklı programlar yaptığımız için birçok insana... Ünlü müsün? Olmuşum evet. Yani ünlü olduğunu ne zaman anladın? Gazeteli bulmacasına çıkınca. Vallahi bir de böyle yani felçli gibi suratımı koymuşlar. Şurada İzzet Altınmeşe bir köşede duruyor. Evet. Nuray Hafiftaş öbür köşede yanlarında olsun. Evet. Sultanahmet'teki teyzeler de tanımak zorunda kalıyor artık seni öyle olunca. Çok enteresan. Yani sonrasında bir biraya sardılar mı? Üstüne oturup bir şeyler mi yaptılar? Senin ünlülüğünle İrem Derici'nin ünlülüğü aynı mı? Yani bu kıyaslanabilir bir durum değil galiba yani ama... şöyle mesela İrem sence yürürken ya da Tarkan yürürken, Hülya Avşar yürürken... Tarkan yürüyor muymuş? Buraya gelirken şöyle örnek vereyim. Evet. Maslak tarafından Barbaros'tan iniyorum aşağı Beşiktaş'a doğru. Arabalar falan yolumuzu kesti. El sallıyorlar, bizim şarkı açıyorlar. Bir programdan bir laf söylüyorlar. Önümüze kırıp indirip fotoğraf çeken oldu. Trafiği tıkadık. Sen yolda yürürken arabayı senin üzerine sürenler. Ha, onunla daha karşılaşmadım. Zaten nasıl görecekler beni ama yazık. Yapmayayım onu kendime, tamam. Ama tanıyorlar yani. Peki, seni rahatsız ediyor mu tanınmak? Ediyor tabii. Ben niye soruyorum biliyor musun? Hani belki ben de ünlü olurum bir gün. Öyle deme. Seni de çok fazla tanıyan insan var. Mesela sana konuk olacağımı söyleyince harika nihayet buluşuyorsunuz falan yazdılar yani. Vay siz be. Bayağı almış gitmişsiniz. Abi bana... Sana çıkışta unutturma Çetin Çetintaş sarılması bir de aşkın masajı yapacağım. Yani... Ne oldu ya ben yokken burada? Abi bizim böyle unutulmaz güzel konuklarımız oldu. Geçmişte işte kaç bölüm önce aşkım yayınlandı, birkaç hafta önce yayınladık. Wow, adamlardaki sisteme bak lan. Stok mu tok gidiyorlar. Mesela bu çocuk sabahtan beri 4 yer değiştirerek buraya geldi. Ya böyle vücudunuzu da kapatmışsınız. Sıkıntınızı merak ettim. Abi yani. O aşkın alanı. Ben girmeyeyim mi şu an? O alana gireceksen buraya bir sandalye daha koyuyoruz. Ha öyle mi? Çünkü ona iki dedik böyle olmuyor bizimki dedi. Ha. Bir tane daha koyduk, uzanması lazım. Aa doğru. Adın doğru. Neydi? Berkant. Berkant. Uzanmaz mısın? Bir bakalım. Berkant kimin için geldin buraya? Değişir. Kim getirdi seni buraya? Rüzgar. Arkadaşımla geldim. O mu rica etti? Ben onu getirdim. Ulan yoldan geçerken mi geldiniz? Ne diye görüp geldiniz? Videoda gördüm. Dikkatimi çektiniz. Videoda. Evet, videoda gördüm. Heh, ben şuna biz şöyle çok merak ediyoruz şöyle şeyleri. Ben şöyle bir çömeleceğim. Yani mesela insan yeni başlayınca... Seviyeme indi. Yakından aşırı yakışıklısın. Arkadaşlar vallahi yakışıklı yakından. Değişik bir jawline'ı var biliyor musun? Bak ben parayla yaptırdım. Böyle bir alkış zaten anlattı konuyu galiba kameralara da. Ben parayla yaptırdım. Sen jawline'ın var mı suratında? Yok. Ne olduğunu bilmiyor jawline. Bilmiyorum o nedir? Abi jawline buraya böyle dolguyla erkeksi, bende yoktu o eskiden, erkeksi bir şekil yapıyorlar. Bak o sana yakışır. Bana nasıl yakışsın? Ben takım elbise giydiğim zaman bile Kamil Koç muavini zannediyorlar. Ne oldu yürüyorum, vişne suyu istiyorlar. O bana yakışmaz o. Onlar size yakışır. Biz işte olduğumuz kadar sakalla belli bir bölümü kapatıyoruz. Ondan sonra da ben niye masada oturuyorum zannediyorsun? Yani ben istemez miyim senin gibi böyle ayakta talk show yapmayı mesela?
Ben oturuyorum böyle, belden altım yok. Üstünü en azından idare eder. Konuşuyorum insanlarla. Saçın için çok uğraşıyor musun? Çok. Ya... Sabah 7'de başlıyorum. Programa ben bayağı bildiğin 5 sezondur yapıyorum. 5 senedir evet. yapıyorum. Bir sezon aynı şeyi giymişliğim var. Tişörtümü giyiyorum, şortumu giyiyorum, spor ayakkabılarımı giyiyorum. Oturuyorum. Senin programına geleceğim diye kot giydim. Çünkü izledim, koltuk var, masa yok. O zaman dedim kot giyeyim, ayıp olmasın. Şu da yakalı bunu bir böyle giy, böyle giy dedi benim asistanım sağ olsun. Emekli başlamış gibi çıktım buraya. Şey yok değil mi? Evden çıkarken çok zaman harcamıyorsun kıyafet. Asla. Çünkü yani anladın mı? Ne yapabilirsin ki? Malzeme belli yani. Ona ama şaka maka. Şey Oğuzhan'ı hiç ben mesela renkli bir şeyle de görmedim. Yani pembe görmedim, mavi görmedim, turuncu görmedim. Yani siyah basit şıklıktır benim için. Bir sürü aynı siyah tişörtten al. Ayakkabıyı çok beğendiysen ve rahat geliyorsa birkaç tane o ayakkabıdan al. Bütün seneni öyle geçir. En konu çok bu. Parayı neye harcıyorsun? Bilgisayar oyunlarına galiba. Aa, evet. Bilgisayar oyununa kaç para harcayabilirsin ki? Yani bilgisayar oyunları derken konsol oyunları da var bunun içerisinde. Oyun şirketini satın almaktan mı söz ediyorsun? Hayır, öyle bir şey değil. Bak mesela çok salakça şeyler oluyor. Telefonda bir oyuna kilitleniyorum ben. Silene kadar da vazgeçemiyorum o oyundan. O oyunda böyle askerim bitiyor, para lazım diyor oyun. İşin kötüsü oyundan aldım ben reklamı. Para da verdiler sağ olsunlar. İşte yukarı kaydırmacılık. Abi oyundan aldığım paranın fazlasını yine aynı oyuna harcadım. Yemin ediyorum tutuldum çünkü böyle. Bildiğin oturur ya teyzeler kahve, sigara, okey oynarlar. O moddayım evde. Gerçekten ünlülerin vakti yok mu? Boş işler yapacak. Olmayabiliyor. Senin ne yaptığın için vaktin yok? Çok fazla program çekiyoruz. Evet. Bir taraftan kanal yönetmek zorundayım. İşte gelen içeriklerle ilgilenmek zorundayım. Bazı insanlar çünkü biz zamanında üniversitedeyken fikir buluyorduk. Kimse sallamıyordu bir tarafına. Böyle bir sosyal mecra da yoktu. Doğal olarak bize zamanında kimse dönüp bakmadı. Belki çok iyi işler yapacaktık. Sonrasında yaptık. Bize gelen bütün fikirleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu çok fazla mesaimi alıyor. Ve böyle de bize program yapıp tutmuş, uçmuş, gitmiş sonra daha büyük kanallara geçmiş bir sürü de arkadaşımız var. Konserler oluyor bir taraftan, söyleşiler oluyor bir taraftan, reklam çekimi oluyor. İşte bilmem ne çekimi oluyor. Konuk gidiyorum arkadaşlarımın programlarına. Ya bir kere çok fazla seni konuk almak istiyor herkes. Hı hı. Evet. Bize gelmen büyük bir gurur yani bizim için. Onur, şeref, haysiyet. Bizim için çok özeldi. Estağfurullah ya. İnsanlara da şey dedim hani ya bak Oğuzhan Uğur konuğumuz olacak ama dedim işte ne vaat ediyor falan. Yani şarkı söyleyebilir, dans edebilir. Hiç canlı yayında şarkı söyledin mi? Ya söyledim. Beyaz Show'da söyledim ya. Ne söylettiler sana orada? Benim şarkımı söylettiler. Çok enteresan hangi şeyler oldu. Hangi şarkı söylemiştin hatırlıyor musun? Terbiyesiz mi söylemiştim? Benim ilk yaptığım öyle komedi, tiyatro oyunları yazarken yaptığım şarkı. Nasıl bir şarkı o? Terbiyesizlikle alakalı. Yani özlemekle, birini çok özlemişsin. Arkadaşların da sana demiş ki artık ya saçmalama, kaç sene olmuş saçmalama falan. Sen de karaktersiz misin oğlum, biraz kendine gel. Senin de bir karakterin var bir falan demişler. Bir çıplak söylesene. Falan demişler. Bir çıplak sesle. Çok çirkin yani öyle olmaz o. Bir cümle. Tabii bana ne özledim. Tamam şiir olarak söyle. Bana başın. Ne özledim. Kim ne derse desin çok özledim. Terbiyesiz diyorsanız terbiyesizim evet ama çok özledim. Nereye baksam onu görüyorum kafasında bir şarkı. Kime yazdın? Kime yazdım? Ben onu artık hatırlamıyorum ya. Çok eski canım. 10 senelik şarkı zaten. Nasıl? Uzun ilişkiler adamı mısın? Magazinlerin de bildiği üzere. İlişki adamısın. Ya çok seviyorum tabii ki. İlişki olsun, çok böyle derli toplu, mantıklı bir manitacılık olsun çok istiyorum. Ama 6 senedir falan sevgilim yoktu benim. Evet. Sonra işte unutuyorsun belli bir süre sonra. İngilizce gibi köreliyor efendim. Konuşmadıkça yani ben şimdi birini evine bırakacağım. Aramam mı lazım şu an? Arasam çok mu saçma? Aramayayım mı? Sonra niye aramadın falan. Alışması da tekrar çok zor oldu benim için ama. Sonra yine o da bitti mi? Hı-hı. Aa o da mı bitti? Neden bitiyor? Kutluyor muyuz mesela? Oğuzhan Uğur'un ilişkisi neden biter? Yani gerçekten kendime bile tam olarak anlatamadığım bir şeyi burada. Sen arkana yazsan abi ben... Tamam. Neden biter Oğuzhan Uğur'un babamdan dolayı mı? Kesinlikle seninle ilgili bir şey değil biliyor musun? Seninle ilgili değil. Kaç ay sürdü son ilişkin? Bir yıl sürdü. Oo benim evliliğimden uzun. Benimki 5 ay sürdü. Ben 5 ayda evlendim çocuk yaptım. Sonra? Sonra da boşandım. Ya yapmam gerekeni yaptım. Öyle bir şey var mı gerçekten? Beni mi soruyorsun? Çocuğum var 6 yaşında ama 5 ayda her şeyi hallettim. En güzeli hızlı. Aslında sen isterdin değil mi çocuk yapmak? Çok öyle, istiyorum böyle canım. Böyle bir bilgi aldım ben. Evet evet çok istiyorum. Çocuklar sever misin çocuk? Hiç sevmem. Ama yani insan da kendi için bir yere kadar yaşar canım. Bir evladımız ya olsun bir çocuğun falan olsun, bir aile istiyor musun? Olalım. Tabii ki istiyorum. Evet beyler bayanlar. Niye beyler oldu ki? Olur ya bir gün. Çok kolay abi olması. Yani şimdi bizim programımızın konseptinde şu var. Seni bulmuşken tabii ki. Bak bu insanların hepsi buraya Oğuzhan Uğur'u görmek için gelmiştir. Estağfurullah. Yok ben dışarıda kuliste aldım bilgileri. Tabii. Kimin için geldiğini? Senin için tabii ki. Tabii. Onu duymak istiyorsun.
Oğuzhan, İngilizce ile aran nasıl? Çok yakınım İngilizce ile ama bir o kadar da uzağım. İlkokul 5'te Anadolu Lisesi'ni kazandım. Hazırlıkta verdiler İngilizceyi. Ortaokul falan filan sürekli İngilizce öğrettiler. Ama bir geri dönüşü olmadı. Çünkü her yerde Türkçe konuştuk. İngilizce konuşacağımız bir ortam da yoktu. Üniversiteyi nerede okudun? Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Aa, sen bayağı Antalya'da yaşadın o zaman yani. Tabii. Yaşadım 5 sene. Seviyor musun orayı? Çok. Yani. İstanbul'da, yani Antalya'dan sonra İstanbul çok sıkmadı. Tabii, leş geliyor. Gidip yaşamak istediğin bir yer var mı şu an dünyada? Antalya. Dışında, o kadar. Yurt dışında? Yurt dışında çok aidiyet hissedemiyorum. Çok gezdim gördüm falan. Aa. Çok da güzel, cennet gibi yerler var ama maksimum bir hafta dayanabiliyorum. Aslında sen de benim gibisin. Evet abi yani. Seviyorsun ama Antalya konusunda şaka yapmıyorsun değil Yok, mi? Yok yapmıyorum, çok severim. Ya çok yavaş herkes orada mesela. Babandan dolayı çok bir yer gezdin mi yani Türkiye içerisinde? Tabii, asker çocuğu olmanın verdiği bütün şeyi kullandık. Nereleri gezdin? Artvin'e gittim, Tunceli'ye gittim, İzmir'e gittim, Ankara'ya gittim, Bursa'ya gittim, Antalya'ya gittim falan. Seni en çok etkileyen yer neresi oldu? Antalya. Öyle ama çok seviyorum. Çünkü sürekli şort giyebiliyordun ve denize evet, gidebiliyordun. Evet, sıcacık. O parmak arası terlikle yaşamanın zevkinden evet, bahsediyorsun. Evet, şıp şıp o topuğun vurduğu... O yakışıklı olma ses. Derdimiz yok. Yok. Çünkü espri yapabiliyorsun. İngilizce çok önemli. Antalya'da da çok önemli. Bak sana bir şey anlatayım mı? Çok ufak. Anladım. O başımıza gelen İngilizce ile ilgili çok, şeyler. Aynen, anlatsana. Abi sürekli bak bana hazırlıkta İngilizce öğrettiler. İlkokul 5'te ben kolejde okudum. Her şey İngilizceydi. Yani matematik İngilizceydi, fizik İngilizceydi falandı filandı. Sevgili kardeşim Tuğrul. Sen tanıyorsun biliyorsun. Yani Tuğrul ömrü boyunca yani doğduğu gibi İngilizceyle doğdu. Ama ne oldu biliyor musun? Antalya'da bir otelde bayağı böyle takılıyoruz ediyoruz. Ben uzakta sosyofobik takıyorum. Orada böyle Rus kızlar var, işte İsrailli kızlar var. Tuğrul aralarına dalmış. Vey takılıyor böyle. Bana böyle yapıyor gözleriyle. Abi kızlara bak, kızlara bak yapıyor. Ben de bakıyorum ama yani sosyofobik bir herif olmuş yani şu şekildeyim. Kızlar aldı geldi yanıma. Ben de böyle bir havaya girdim. Vay kardeşime bak ya İngilizceyi döktürmüş. Kızları yanıma getiriyor bak. Oha! Böyle yaptı bana beni gösterip. I am a brother dedi. Tuğrul dedi bunu. Kızlar teleport yöntemiyle gittiler. Işınlandılar yani yok oldular. Hani aa bile diyemediler yani. Bir anda yok oldular o cümleden sonra. Tuğrul'la kaldık orada. Anıtını diktim Tuğrul'un oraya. I am a brother anı. İngilizce gerçekten bilmek çok güzel. Bilmiyorsan da biliyormuş gibi yapmak gerçekten skandal şeylere sebep oluyor. Ya bizde şöyle bir yanlış anlaşılma var. Yani yanlış bir algı da yaratılıyor. Abi sen konuş. Zamanla öğrenirsin gibi bir durum var. Hı-hı. Ben bilimsel olarak bunu sana söyleyeyim. Konuşa konuşa bir bilgi üretmek olabilecek en uzun yöntem. En Hı-hı. uzun süren yöntem. Bir bilginin üzerine konuşma sistemi inşa etmek gerekiyor. Tabii. Ama memlekette bilgiyi yanlış verdikleri için sanki suçlu olan bilgi vermekmiş gibi. Yani yanlış olan bilgi vermekmiş zannediliyor. O yüzden hep şey konuşuluyor. Yok yok ben beni arayan kişilerin çoğu şey diyor. Aa ben öyle ders falan istemiyorum. Ödev falan istemiyorum. Ne istiyorsun diyorum. Biz böyle konuşalım. Konuşa konuşa ben öğreneyim diyor. Oğlum. Çünkü bugüne kadar aldığı bilgilerle konuşamamış ve bilgiyi suçlu ilan etmiş. Halbuki bugüne kadar aldığı bilgiler yanlış. Şimdi yani ben anlatmak isterdim ama biraz uzun sürüyor. Arkadaşlar iki kişi rica ediyorum. Bir kadın bir de erkek. Oğuzhan sen seçsene. Oo böyle yapıyor. Çok seksi yaptı. Çok üzüldüm. Sen çok kibarsın ama çok seksi yaptı. Böyle yaptı. Gel kardeşim. Melike senin yanındaki. Merhaba, o, merhaba. O gelsin. Sen de gel. Tamam. Onu da ben seçtim. Hadi adın bakalım. Ne? Adım Süleyman. Senin adın ne? Tuğçe. Tuğçe. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar hemen söylüyorum. Canlandırmamızın adı otur. Sıfır falan. Ama bir öğretmen aurası da var yani. Bir şey söylediğin zaman hemen dinleyesim geliyor mesela. Genelde diğer programların hiçbirinde olmaz bana. Ama sende böyle ekstra bir şeyim var böyle. Ama sende şu gerçekten şekilde. Bu zeki öğrenci tipi var. Birbirimizi biraz övelim ya. Olur ya. Değil mi ya? Sizin programımız zaten. For example 100 bin aboneye ulaşana kadar olsam burada kaç oturacak. Kaç abonede şu anda? Ya şöyle ayda 10 bin abone alıyoruz. Oğlum beni niye getirdiniz de buraya? Harika. Aa iyi mi? İyi. Yükseliş grafik olarak. Abi abone olmak da bir mesai ya. Birçok insan seni izler ama abone olmaz yani. Sen mesela izliyorsun her beğendiğin abone oluyor musun? Peki abi size kim abone oldu 200 milyon 3 milyon kişi? Abi ben hiç bize abone olun demiyorum ya insanlara. Demedim yani evet. Programlarımda. Artık son dönemde demeye başladım. Çünkü gerçekten hatırlatıyor sana bu. Kaç bölüm yayınladık? 30 küsür bölümdür bir kere bile abone olun demedim. Ama sen bizim için ilk kez der misin? Abone olun. Kanala abone olun. Bunu söylemen lazımmış. Evet. Bak ben de çok onun şeyini yaptım. Yani ne abi abone istemiyorlar. Dolmuşsunlar falan. Ama isim vermedin abi. Sonra diyecekler kime dedi belli değil yani. Aa buna... Dört example. Dört example mı? Çok iyi.
Şu evet. an gitti 5000 abone daha gitti şu an. Yapmıyor. Yok yok, insanlara bunu söylemek lazım. Söylesene. Gerçekten böyle bazen izliyorum, böyle telefondan izliyorum çoğunlukla, işte YouTube'da kanallar Söylesene falan. Abi. Aa ne güzelmiş. Bize abone olun diyorlar. Söylesene abone oluyorum. Oğlum. For example talk show'una lütfen şey abone olun yani. Evet. Çok sevin. Harika. Çok sevin. Like'a da basın. Bir de zil var, onu açın. Gerçek. Bildirimleri de açın. Neydi adın? Sen Süleyman. Bizim pinçe gelsene, 100 bin yapalım burayı. Ama abi ben... Değil mi? Gelmesin mi? Gel abi. Anlaştık mı? Ya şöyle ne? Ben... Arabayı değiştirsin 100 ben... bin olursa. Ha, değiştirmek mi? Değiştiririm ama ne olacak? Siz İngilizce... Let's continue in English diyeceğim ama... Introduce okay, yourself. It doesn't neydi matter adım? Which language do you want to keep going? Be kind, keep oh my going. God. It doesn't matter. Evet. Taner Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Az önce İngilizce şarkı söylemek istiyorum dedim. Kendisi bana eşlik edemeyeceğini, Türkçe söylersem eşlik edebileceğimi söyledi. Sesi kötüdür belki. İngilizce bilmediği için değildir. Ama şu anda çok iyi konuştu. Siz ne konuşuyordunuz kendi aranızda az önce? Konuştuk. Ha sen ona dedin ki ben İngilizce şarkı söylersem eşlik eder misin? Kendi kendine bir de burada tema mı yazdın? Projeni üretti. Hayır hayır. Ben çıkarım bunu yaparım mı dedin en iyi? Bilmiyorum. Siz de izin verirseniz sizin tabii temanız ki. Şu, izin veremem. Temanız şu, sen cumhurbaşkanısın. Ve Türkiye'den uzaya bir kişi göndereceğiz. Hangisini gönderelim? İki kişi son elemeye kalmışlar. Onlardan birini seçeceksin. Kendinizi pazarlayacaksınız uzaya gitmek için. Hangi dilde? Hangi dilde? İngilizce. Pakistanca var mı? Yok, dört dil var ama Reji kızgın, yani. Koltuğu değiştirdim, dur. Evet. Türkçe. Sen cumhurbaşkanı gibi davran. O zaman önce bir oturuşu düzelt. Adam gibi otur, aynen. Pazarla kendini, son elemeye kaldınız. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanım, merhabalar. İsmim Süleyman Bayram. 26. O ismi tamam, tamam sen gidiyorsun. İsmi tamam. Şey sen ne git üstüne bir şeyler giy. Ben de İstanbul Üniversitesi'nde aslında emlak ve emlak yönetimi olarak okudum. Gayrimenkul emlak harika. İnşaat alanım. Uzayda arazi biraz, baksın. Biraz. Tokimok yaparız. Heyecanlı bir yapıya sahip olabilirim ama zamanla bunu atlatabilen bir de şey yapıya da sahibimdir aynı zamanda. Bana ne canım yapından şeye gönderiyor. Uzaya tamam. Göndereceğiz. Hangi müzikleri seversin? Vallahi o saçma bir şey olur. Hangi müzikleri severim? Hayır, genelde sonra, yabancı dinliyorum. Ha uzaya adam göndereceğiz. Ne tarz müzik koyalım kulağına evet, onu konuşuyoruz. Sen bir cumhurbaşkanı bir sorsana. Tabii sorayım. Uzaya gitme hedefin amacın ne çocuğum? Burada anlaşabildiğim çok insan yok ya. Tamam, elini kolunu çok kendi... oynatma. Tamam. Cumhurbaşkanıyla peki, konuşuyorsun. Peki. Terbiyesiz. Özür dilerim. Normal, tabii ki özür dileyeceksin. Sorry. Şimdi bana söyle, de ki bana, ben uzaya şu sebeple çıkacağım de ya. Bana net bir sebep ver ya. Bu kadar zor olmamalı herhalde. İnsanlar beni pek anlayamıyor bazen de ondan ötürüdür belki. Anladım, uzayda da insan yok diyorsun. Uzayda da insan yok, evet. Kafa harika, dinlemeye. Harika, harika. Kim uçuruyor zannediyorsun o alet acaba? Geç. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım söyle, ben... Söyle, kurban oldum. Ben bunu çok sevdim ya. Abi, ben bunu çok sevdim ya. Sayın Cumhurbaşkanım, söyle, ben oldum. Uzayda bayrağımızı, ezanımızı, milletimizi, ilahimize, Rabbimize kavuşturmak istiyorum. Bu yüzden bu fırsatı bana vermenizi istiyorum. Oo. Görevimi layıkıyla yerine getirmek isterim, sensin. Seçerseniz. Seni gönderiyorum. Seni gönderiyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kusura bakma hanım kızım. Değil, gerçekten. Seni bir dahaki sefere ve yerin dibine gönderirim. Bambaşka bir şey yaparım. Kurban olurum. Kendini biraz savunmak ister misin? Kime? Gerek kalmadı gerçekten. Kızım o zaman bir İngilizce şarkı söylesin. Hadi söyle. Hadi. Tamam söyleyeyim hadi. Kırmadınız buyurun beni efendim. Hiç değil mi? Lütfen. Tamam. Akon'dan Right Now Na 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 diye bir şarkısı var. Onu anana mı? Na Na Na. Akon'un, Akon. Sen daha Akon diyorsun, İngilizce şarkı mı söyleyeceksin? Evet. Evet, Akon'dan. Siz nasıl eğleneceksiniz Akon, hocam? Right now. Diyeyim sadece. Söyle. Bari, hani şey, tamam. This pen so low that I haven't seen your the flame. Dur, ne dedi? Bir sıkıntım var. Bir şey var. Böyle söylüyor. Evet. Böyle söylüyor, açın isterseniz yani. Devam. Devam mı? Hı hı. Tamam.
Sen bırak kardeşim, sen bize İngilizce bir ilahi oku da kendimize gelelim. Kardeşim vallahi bak. Daha hakikaten. O çok heyecanlandı çünkü. Çok heyecanlandı. Sayın Cumhurbaşkanım, Arapça girelim isterseniz. Abi adam gerçekten yalakalığın okulunu okumuş gibi. Yok yok. Çok temiz yüzlü böyle. Her gün abdest alır bir suratı var gerçekten. Yok ya. Pırıl pırıl. Yok, yok, yakışıyor, yakışıyor. Yakışır ama yap. Ama o kadar güzel Sayın Cumhurbaşkanım diyor ki. Değil mi? Ben dedim mi daha önce? Filme girdim yani. Yok yani. Şarkıyı bitir ama içinden en baştan başlama. Dualarda böyle ortadan başlayamaz ya. Direkt şeye bağla. Vela ilahe gayruk. Ama önce baştan başlaması lazım. Baştan başlayayım ya. Avana me go ray na na na. Avana me go ray na na na. Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Şarkınız için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Canısı. Oğuzhan, şeyi biliyor musun? Bak bir tane daha şey yapacağız. Senden şarkı söylemiyorsun biliyorum da. Bir tane şarkı var. Yüksek kaldırımda güpe gündüz. O şarkıyı biliyor musun? Biliyorum ama tabii sözlerine çok hakim değilim. Çok dinledim, çok severim. Ama böyle arka arkaya matematik şarkıyı bilen var mı? Vardır illa ki. Herkes neydi? Biliyormuş. Melahat'ı götürmüşüm sonra. Ne? Melahat'ı almışım da sonra. Başını biliyor musun şarkının? Kim söylemiş benim? Evet arkadaşlar. Tamam. Kim gördü? Şimdi Oğuzhan bir kişi seç. Bir erkek olsun. Tamam. Tabii. En zor işi sana mı verdin? Abi siz gelmez misiniz? Aa süper olur. Gelsin. Gömleğiniz müthiş. Ben biraz şeydayım. Size bakıyorum ama arkaya bakıyormuşum. Gel gel. Buyur. Evet bekliyoruz. Olsun. Çok güzel. Bence de süper profil. Evet. Neydi isminiz? Oğuzhan saygıdan o kadar Furkan çok tatlı ben. Ki. İstanbul'a. Ya. Hoş geldiniz. Adın ne? Furkan. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Siz de gelin. Sen de gel. Evet gel gel. Saçına beyaz röfle attıran. Röfle mi oluyor adı? 25 yaşında. Kendi saçı. Sen müzisyen misin? Evet. Aa. Müthiş. Ama evde kendime yapıyorum yani. Güzel. O da güzel. İngilizcen nasıl Furkan? Berbat. İngilizcen berbat, sen? Berbat. Aa, halbuki İngilizcesi çok iyi bir insana benziyorsun. Ben genelde anlarım mesela, tiplere baktığım zaman şunun İngilizcesi iyidir derim. Demeye çalışırım ama sen de tutturamadın. Ben anlayabiliyorum da konuşamıyorum. Ama evet, öyle oluyor. Öyle oluyor gerçekten. Ya anlamak kolay. İngilizceyi anlamak niye kolay biliyor musun? Neden? 33 yaşındaki bir İngiliz, 3 yaşındaki bir Türk çocuğunun Türkçeyi konuştuğu formatta İngilizce konuşuyor. İşte... Anlayabildin mi? O kadar anlamadım ki. Bak şöyle, adın neydi canım? Berna. Berna. Neden anlıyorsun ama konuşamıyorsun biliyor musun? Oğuzhan burası çok önemli. Evet. Türklerin temel felsefesi ne der? Bir olacağız. Devamını getir Orhan. Ay Orhan ne ya? Arkadaş. Yıkıldım ya. Orhan kim oğlum? Şarkıyı yazan bir günde 5 bölüm çekince böyle oluyor. Orhan beni mi şiiri yapan? Şimdi yüksek kaldır. He? Ulan bilinçaltıma ne takmışım oradan 10 dakikadır onu demek ki bak olsun, ağzından çıkardım. Gurur duyarım. Hiç önemli değil. Orhancığım. Efendim. Bir olacağız. Devamını getir. İri olacağız. Evet. Diri olacağız. Bu kadar. Başka bir şey mi var? Bir tane daha var. Tamam. Bonus bir tane daha var. Türkçenin felsefesi aynı Türklerin felsefesi gibi. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. İngilizlerin de felsefesi yani aynı İngilizcenin felsefesi, böleceğiz, parçalayacağız, yöneteceğiz. Evet. Şimdi sen neden anlıyorsun ama konuşamıyorsun biliyor musun? Biz Türkçede sürekli birleşik cümleler kurduğumuz için. Mesela nedir birleşik cümle? Şöyle bir şey olsun. Hamile olduğumu öğrendim. Çok normal bir cümle değil mi? Bu cümlenin İngilizcesi ne biliyor musun? Öğrendim, hamileyim. Evet, bir de sürprizi de var yani. Düşünsene, başında ne olduğunu vermiyor falan. Bravo, bravo. Yani aslında sürpriz şöyle. Biz önemsiz şeylerden önemliye doğru gidiyoruz. Ya birinin İngilizce... hamile olması niye önemsiz olsun bu arada? Niye başka cümle bulamadım mesela? Çünkü sonunda evet bak burada biraz ona denk geldik. Aslında tam tersi ama normalde öyledir. Şimdi konumuza dönelim. Konumuz şu Orhancığım. Efendim. Bak 3 yaşındaki bir çocuk bu cümleyi kurmaz da. Yani. Ama şöyle söyleyelim. Bunu ayırır tamam mı? Böl parçalı yönet felsefesi de böyle bir şeydir. Yani öğrendim der. Der ki işte I have learned. Oğuzhan hamileyim de. Pregnant. Hiç mi? Döndüremedim abi. Şey yok. Pregnant. Evet. I am pregnant. Pregnant. Sen söyleyince daha doğru. Şey Berna. Geliyor.
Şimdi sen ikisini hızlı bir şekilde söyle. I have learned. I'm pregnant. İki tane basit cümle değil mi? Türk ne diyor? Hamile olduğumu öğrendim. Yani bize göre güzel Türkçe bunların birleşmiş versiyonu. Ama İngiliz'e göre güzel İngilizce bunların noktalı veya noktasız, ayrışmış versiyonu. Harika. Yani sen bak İngilizce aslında çok basit bir dil. Sen birisine şunu demek istediğin zaman Türkçe'de gitar çalabildiğini bilmiyordum. Şimdi bağlıyorsun değil mi? Hı-hı. Ama İngiliz ne diyor biliyor musun? Bilmiyordum gitar çalabiliyorsun. Bilmiyordum gitar çalabiliyorsun. I didn't know you can play guitar. Çok basit değil mi? Evet. Sen neden çok çabuk anlıyorsun? Çünkü o sana 3 yaşındaki biri gibi geliyor diyor ki I didn't know you can play guitar. Biz ne diyoruz İngiliz'e gidip? Ben senin gitar çalabildiğini bilmiyordum diyoruz. İşte sen bir şeyleri bağladıkça güzel Türkçe konuştuğunu zannediyorsun. Sonra da o güzel Türkçenin İngilizcesinin güzel İngilizce olduğunu zannediyorsun. Yani sen Türkçe gibi düşünüp İngilizce konuşamazsınız mı diyorsun? Tabii ki. Çünkü Türkçe diyor ki bir olacaksın. İngiliz diyor ki birleştirmeyeceksin. Eyvallah. Ayrıştıracaksın. Bir 3 yaşındaki bir çocuk gibi konuşacaksın. Yani bir hikayeyi 3 yaşındaki bir çocuk gibi anlat. Mesela şöyle düşün. Evden çıkarken işte siyah kıyafet giyen bir adamın beni beklediğini fark ettim. Hatta devam ediyorum. Fark edince yolumu değiştirdim. Bak, evden çıkarken siyah giyimli bir adamın beni beklediğini fark edince yolumu değiştirdim. Biz bunu diyebiliyoruz değil mi? Evet. Ve bunu diyen bir çocuk duysan, görsen ne güzel Türkçe konuşuyor dersin. Evet. Ama işte sen bu yetişkin Türkçesi ve sen yetişkin Türkçesinin İngilizcesine gittiğin zaman ve bunu söyleyebildiğin zaman gurur duyuyorsun kendinle. Ama İngiltere'ye gidiyorsun, şöyle başlıyorsun. When I left home ya da when I was leaving home, I noticed that, işte the fact that a man in black clothes was waiting for me. Ama daha hala cümle bitmedi, virgül, I changed my direction. En bilmem ne bilmem ne yaptım. Sen böyle bitmek bilmeyen cümleler kurduğunda zannediyorsun ki adamlar seni alnından öpecek. Halbuki adam senin için diyor ki ne diyor lan bu? Bitmedi cümlesi diyor yani. Yani ya what the fuck diyor. Yani bu kadar diyor. Sen ne diyorsun? Adam senden ne bekliyor biliyor musun Berna? Bu kadar basit ki. I was living home. I noticed a man was waiting for me. I was afraid. I changed my direction. Kulağa hoş gelmedi mi? Ama samimiyetsiz. Yani. İşte biz hep şey bekliyoruz. Kendi kültürümüz gibi. Bitmesin, gitmesin. Başlangıcı bağımlı. Var, girişi var, gelişmesi var, sonucu var. Biz de oğlum ne oldu biliyor musun ile başlanıp. Ya. Önce bir bütün dikkatler üzerine çekilir. Ondan sonra bütün detay verilir. Böyle zebellah gibi bir herif. Siyah ne demek efendim? Adamı da tarif ederiz. Sakalından bıyığına kadar tarif ederiz yani. Ve bunu bitmek bilmeyen cümlelerle yaparsın. İşte senin en büyük sorunun bitmek bilmeyen cümleler kuruyor oluş. Bizim programı İngilizce çeksek yarım saat sürecek lan. 3 saat program çekiyoruz Türkçe konuşup. Çok mantıklı. Ya bak sana çok basit bir şey yazacağım. Sadece bak yani. Diyor ki. Görüyorsunuz değil mi bu arada? Ben yalnız dinlemiyorum dersi. Tamam. Hocam kaytarıyorlar çünkü. İhtiyaç duyduğun... Ne reklam alınır biliyor musun bizim programa aslında? Evet ya. Bak bak. İhtiyaç duyduğun sigortaya... sahip olduğundan... olduğuna... emin misin? Şimdi... bu cümle güzel bir cümle mi Türkçe'de? Yani... normal bir cümle değil mi? Yani. Bu cümlenin daha basit versiyonu Türkçe'de güzel değil. En güzel versiyonu bu. İngiliz ne diyor biliyor musun? Bak İngilizcesini yazacağım. Gerçekten hani biraz böyle sıkıcı gibi mi oldu senin Yo, için? Yok hayır ben çok Bak, eğleniyorum. İngiliz ne diyor biliyor musun? Bak are you sure you have the insurance? Online eğitim vermekten yazı yazmayı unuttum biliyor musun? You need. İşte İngilizcesi. Bak birebir İngilizcesi. Şu. Oku Ferhat İngilizcesini. Are you sure you have the insurance you need? You need. İşte bunlar noktasız virgülsüz. Ben alt alta yazdım ama aslında bunlar küçük harflerden de anlayacağın üzere bunlar tek bir cümle. Bak bu tek bir cümle. Cümle şu. Are you sure you have the insurance you need? Güzel mi? Güzel. Türkçe Bu güzel. Sana ne ayol diye cevap veriyor. Türkçesi
Ya Türkçesini oku olsan? İhtiyaç duyduğun sigortaya sahip olduğuna emin misin bebeğim? Allianz sigorta. Bitmiyor da görüyor musun? Kendin de ekliyorsun. Bak, ya Türkçe gibisi var mı? Bak gerçekten sana göre güzel Türkçe bu ya. Sen başlıyorsun şunu hesaplamaya. Do ne demekti? Şu ne demekti? Bak şu ne demekti? Şu ne demekti? Sahip olduğuna yönelme mi? Bu ne? Bu geçmiş zaman mı? Acaba bu ne? Bunlar niye yumuşadı? Bunlar niye sertleşti? Böyle sen o kadar büyük bir hengameyi aşıp öyle büyük sorunlardan çıkıp evet. Pardon, sertleştiğinden sonrasını duymayanlar oldu. Oğlum ders anlatıyoruz. Yok zaten ben de soruyu soruyorum yani. Ders anlatıyorum. Pekala, ya bak dinliyorum. Ne kadar basit. Sen niye ben... Ben gayet sana hiçbir şey yapmadım, böyle bakıyorum. Önemini anladın mı anlattığım Çok şeyi? Çok net anladım. Bak bu memlekette herkes olsan are you sure demeyi biliyor. Evet. Bunu öğretmek 2 gün. You have the insurance'ı öğretmek 2 gün. You need'i öğretmek 2 gün. Ama bu memleket şu üsttekini söylediği zaman mutlu oluyor. Bu memleket hecelere, cümlelere ve kelimelere odaklanıyor. Oysa odaklanmamız gereken şey... Odaklanmamız gereken şey tam olarak konudur. Sıçacağım evet. Ağzınızı dinleyin lan size. Yeter artık. Ha, peki soruyorum. Shakespeare Türkçe gibi dizilimle mi İngilizce konuşur? Hepsi böyle konuşur. Nasıl? Shakespeare de mi böyle konuşuyor? Ya düşünsene. Sana vurgun, sana yani. Kral TV çekiyoruz şu anda. Burasının bizim... I love you. Bak. I love you. I love diyor kadın. Kimi deliriyorsun? Türk Milli Eğitim Sistemi'ni kurtaracak bilgi verdim. İçine sıçtın biliyor musun? Silelim bunu. İstersen. O zaman sana bir şey söyleyeceğim. Sor. Bildiğin herhangi bir şey İngilizce biliyorsun illaki. Bir şey biliyorsun. Hı-hı. Bir şey biliyorsun değil mi? En az bir şey. Evet. Bildiğin en az bir şeyi öğretir misin tahtada? Çok biliyorsan. Al öğret, bir şey öğret ya. Şu insanlar da desin ki ben İngilizce eğitimin bir kısmını Oğuzhan Uğur'dan aldım desin. Derim bunu demezler ki alsalar da. Şey öğretsene. Bir şey öğret ya bildiğin İngilizce ile ilgili. Hemen öğreteyim. İngilizce'de harika kısaltmalar vardır. Bu nedir? Pardon arada D vardı. What the fuck? Bu nedir? Ha onu diyorsun. Gerçekten what the fuck yazdım. Ben uydurdum. Gerçekten what the fuck. Bravo. Serhat'a bak. Aynısını ne yapacaksınız? Bundan ben sonra şimdi gideyim. Otelde motelde bir turistle bir şeyle kavga edersiniz. Bunu benden öğrendiniz. Bunu herkese söyleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar çocuklara şunu söylüyorum. Siz de faydalanın. Bir cümle mi kurmak istiyorsun? Önce kafanda onun resmine bak. Hmm. Mesela elma topluyoruzun içinde... İngilizcesinde ne var biliyor musun? Apples. S var. Ama normalde S'nin Türkçesi ne? Çoğaltıyorsun yani. Var. Elmalar. Türkçesinde yok değil mi Berna? Evet. Neden İngilizcesinde var biliyor musun? Çünkü mantıklı olan o. Elmalar topluyoruz çünkü. Çünkü sen aslında elmalar topluyorsun. Sen evet. Elma toplamıyorsun. Toplamak çoğul bir eylem. Toplamak çoğul bir eylem. Ve sen... Neyse, toplamak çoğul bir eylem ama sen Türkçe'de şunu diyorsun. Türkler nasıl konuşuyor biliyor musun Oğuzhan? O zaten aptal mı canım? Toplamaktan geriye dönsün ve elmanın çok olduğunu toplamaktan geri dönüp anlasın. Yani hep şöyle konuşuyor. Temel'in restoranı 100 metre geride. Evet. Türklerin konuşma sistemi o. Yani bunu senin zekana bırakıyor. Bak ben mesela çıksam sen otelin önünde valesin. Diyorum ki Berna'yla kol kola bize taksi çağırır mısın? Kaç taksi çağırırsın? 1. Neden? Çünkü ikiniz yan yanınız kol kolsunuz abi olaylar. Ya, işte. Hafif de içmişsiniz. Oo tamam. Ben bırakayım falan gibi. İşte İngiliz ne diyor biliyor musun? We need a cab. We need a taxi. E diyor. E. Niye e diyor? Çünkü o şunu düşünüyor. Yani ya da biz niye bir taksi çağırıyoruz? Çünkü ön yargılıyız. Kol kola iki insan mutlaka bir taksiye biner kardeşim ön yargısına sahibiz. Öyle değil mi? Ya da söylerken aslında işte, bize iki taksi çağırsa der ekstra. Ama bizdeki sorun şu. Biz karşı tarafın bunu düşünecek zekaya sahip olduğunu zannettiğimiz için biz kendimiz konuşurken bize bir taksi çağır demiyoruz. Çünkü biliyoruz ki karşı taraf bunu düşünecek zekaya sahip. Aptal insana Türkçenin tahammülü yok. Türkçe konuşmak istiyorsan zekanı sürekli kullanmak zorundasın. O yüzden biz hep çocuklara diyoruz ki yani herkese diyoruz aslında. Kafandaki senin bu biz lerlar diye öğreniyoruz ama evet. Lerlar dediğin şey
Eğer bir resmin içinde hangi isimden birden fazla varsa otomatikman S takısı getireceksin. Çünkü bu lerler demek değil, bu bir şeyin çok olduğunun göstergesi. Sen de başta onu söylemiştin zaten. Budur yani. Biz bu insanları niye çıkardık buraya? Düşmanız diye buradayız abi. Sen onlara o şarkıyı söyleyecektin. Evet. Melahat'i götürmüşüm. Evet, şey. Siz de onu İngilizce çevireceksiniz. What? Hmm. Olsan düşünüyor muydun buraya gelip ders anlatacağımızı? Yani tabii ki düşünsem bir kağıt kalem getirdim yanıma, net söylüyorum. Ama şimdi... çok eğlenceli. Eğlenerek öğrenmek de başka bir şey. Unutmuyorsun çünkü. Hiçbir zaman unutmayacağım mesela şu an yaşadıklarımı. Gidip dışarıda Türkçe konuşan herkesi tokatlayacağım böyle. Gerçekten bizim programımız normalde böyle sohbet, muhabbet, şarkı. Ha, ben sohbet edemedim diye mi bize ders veriyorsun şu an? Şöyle, normalde çok az eğlenceli olanlarla çok ders anlatıyorum. Ha, anladım. Eğer ben, bilir ki benim takipçilerim, ben çok ders anlattıysam konuğum çok bana malzeme vermemiştir. Eyvallah, eyvallah. Bir şeyler yap. Bir şeyler mi yapayım? Tamam. Arkadan vallahi diyorum. İstiyorsan oturayım şuraya anlatayım hikayelerimi istiyorsan. Kim? Arkadan yapayım. Bir şeyler yap. Evet, çok teşekkür ederim. Canım benim. Ben sağ olun. Senin de sesin çok güzelmiş. Berna ve Furkan. Ben de böyle elimde şeyle. Bunları götürüp tutmayacağız değil mi? Bilmem, tercihe bağlı. Benim değil. Yani acayip şeyler oldu ya az evvel. Gerçekten ya. Bir gerildim, yumuşadım, baktım, öğrendim, korktum, çekindim. Yani gerçekten bütün duyguları yaşadım ya. 15-20 dakikada. Ben gerçekten Türk milletinin travmasını aşması için bu programı yapıyorum ama buraya geldikten sonra böyle bayağı bir psikolojik sorunlarla buradan. Evet evet, adam yani şu an şarkıdan soğumuştur eminim yani. Ya biz burada sarı gelini çevirdik. Çocuğa dedim çevir, böyle yaptı işte. Erzurum çarşı pazar ya. Çarşının da İngilizcesi bazar, pazarın da İngilizcesi bazar, şey diyor. Erzurum bazar bazar. Böyle giyineyim gelirken. Sen zaten çok yakışıklı ve çok şık bir adamsın gerçekten. Ya bak, doğal herkesi gömen adam. Arkadaşlar, yo, öyle, öyle ama yani. Yaklaşık 150 bin dolar karşılığında bana bunları söyledi. Botoks falan yaptırdın mı hiç? Yok. Ben, çok istiyorum ama biliyor musun? Herkes yaptırıyor. Ben yaptırdım. Aa, ne güzel, nerene yaptın? Burama botoks yaptırdım ama bu estetikçiler abi böyle berber gibi yani ucundan al dersin kökünden alır ya. Böyle bir fantazileri var, yatırdı beni. Azıcık dedi şurana bir şey yapacağım dedi. Yap dedim, gözaltı ışık dolgusu diye bir şey yapmış. Ha, onu bana yaptılar, gözaltıma bir şey soktu. Kadın da yarım kaldı ben. Yorgun şey görünüyormuşuz oldu, falan. Evet. Sonra dedi ki şu yanağına bir şey yapacağım. Pat buradan böyle nazolobiyen mi bir şeyler yaptılar. Yanağıma bir şeyler yaptılar dedim. Ne yapıyorsun? Dur şuraya ben birazcık bir şey sıkacağım dedi. Yaş kaç hocam sizin? Ben sizi şimdi Instagram'dan takip ediyorum. YouTube'da videolarınızı da izledim buraya geleceğim diye. 35, daha genciziksiniz, küçücüksünüz. Abi ben bilmiyordum ki ne yaptığını. İğne sokuyor, acıtmıyordu çok fazla. Cır 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 yaptı, o kadar. Onu geçti gitti. Sonra öğrendim neler yaptığını. 20 bin lira para aldı üstüne bir de. Aa, ama senin YouTube programın var. Senden de hala para alıyorlar mı dışarıda? Aa, öyle şeyler var mı? Tabii. Harikaydı gerçekten. Çok teşekkür ederim kendisine. İsterseniz şuradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. 20 bin lira. Ya canım benim. Biz öyle şeylere daha giremedik be. Nasıl giremediniz kendi ya? Aramızda. Kaç bölüm çektiniz abi? Kimleri konuk aldınız? Aa, bize onun yolunu öğretirsin değil mi ya? Abi yolu yok. Onu sana geliyorlar zaten. Tamam. İlk nasıl YouTube'da reklam aldım biliyor musun? YouTube'a girdim. Daha kanalım 10 bin kişi falan var. Abone sağ olsunlar bu arada. O aboneler en kıymetlileridir. Çünkü sizi zaten o milyonlara tanıtanlardır onlar. Ama bu insanların burada olması çok önemli bir şey. Tabii çok ki kıymetli. Abi icabet ediyorlar. Normalde like'a basmak, hı-hı, abone ola basmak bile bir mesai artık, inan bana. Evet. İnsanların bilet alıp kalkıp buraya gelmesi çok büyük teveccüh yani. Ama şunu söyleyeyim bak, reklam konusunda ciddi bir konudur bu. Hani memlekette Türkçeyi düşünmek, İngilizceyi düşünmek o kadar güzel bir yerden anlatıyorsun ki, şu da aynı şekilde sponsorluk olayı. Hı hı. 10 bin takipçimiz var. Domino's'tan pizzayı söyledik, buraları koymayabilirsiniz ya da bipleyebilirsiniz. Domino's'tan pizzayı söyledik, gelen kolaları da bantladık. Sanki Domino's gözüksün sadece diye. Domino's gözüktü, kimse bize reklam falan vermedi. Biz videoda Domino's'u milletin gözüne soktuk. Aa, herifler Domino's'tan reklam alacak seviyeye gelmişler deyip ertesi hafta Nescafe bize reklam verdi. Ulan yöntem. Bak yemin ediyorum sana. Şenaycığım bak, bu bir yöntem, anladın gerçekten mı? Öyle. Bakın bir hafta sonra reklam geldi. Hatta biz daha ilk başta böyle hiçbir stüdyomuz yok, ofisimiz yok. Gidip böyle milletin evinde green box koyup böyle perde koyup çekiyoruz programı. Evet. Tanıtım videosu çektik. Sanki gökdelenimiz varmış gibi. Bak Erikli, 35 bölüm sizi gösterdik. Sponsor olmazsanız sizin... Hayır öyle deme, oldular gibi davran. Erikli sponsorluğunda, for example. Evet. Çünkü için, abi için, öyle.
Evet. Bilmiyorum yani, kadınları da genellemek istemem ama böyle bir erkeğin yanında başka bir kadın varken daha çok dikkat çekiyor ya erkek. Sloganı şudur, erikli bir sudur, iç iç kudur gibi bir şey. Bu arada bizim doktor arkadaş var, erikliyle duş bile almayın diyor. Patlattım şu anda erikliyle. Ya adam hayırlı, mükemmel ya. Ya. Sana bir sarılayım mı? Çetin Çetindaş sarılması, aşkım kavuşmak yatırması. Ne yapıyoruz? Şu elimizle... Çok şık insanlar, çok özeniyorum size ben ya. Sen tutar mısın, daha kıymetli olur. Ferrari dedik az önce, Ferrari sponsor olmaz mı? Düşünsene lan, sonra bu programdan sonra bana Ferrari hediye ediyorlarmış, sen sinirleniyormuşsun. Ben sinirlenmem. Sinirlenmem. Canlı bomba olurum burada, patlarım yani. Senin şey, klasik el sallama. Ne yapayım? Şey, yönetmen ne diyor biliyor musun? Oğuzhan'ı bulmuşsun, sadece sarılma. Abi ne yapabilirim Oğuzhan'ı yatırıp burada... Şöyle şeyler mi yapalım? Ne yapabilirim ki ben Oğuzhan'a yani? Öpüşelim istiyorsan. Geçen Dinçer'le şöyle bir fotoğraf çekilmişim kapakta. Biri şey yazmış, siz Türkiye'nin ahlakını bozan insanlarsınız diye. Ya konuğuma sadece şunu yapmışım bak. Bir de abi geçen başka birine de şunu yapmışım. Çok acayip şeyler var. Bana gel bir ara, ben de sana göstereyim. Öpüştük biz. Çektin mi? Ya kurban olurum. Çok teşekkür ederim. Evet. Türkiye'nin medarı iftarı. Niye Türkiye'nin medarı iftarısın ki sen? Evet, çıkacağım ben bir şey falan. Türkiye'nin nesli diyebilirim senin için. Onun sayesinde şu anda YouTube'da program yapıyoruz diyebilirsin mesela. Evet. Öyle ama yapmazlardı hocam. Vallahi bak, biz yapmasaydık bunu hala burada eşek kovalıyorlardı, öyle değil mi? Sizin gibi insanların gelip bu mecrayı gerçek bir medya haline getirmesiyle gerçekten çok övünüyoruz, gurur duyuyoruz. Doğal olarak bunu şımarıklığını da bir tık yapıyoruz yani. Türkiye'de YouTube'un dutluk olduğu dönemlerde YouTube'u gerçekten güllük, gülistanlık bir hale getiren Oğuzhan Uğur'u ağırladık. Alkışlarla uğurluyoruz. Evet arkadaşlar, aklınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eyvah eyvah gayrimenkul, for example'ı sundu.